Merhabalar, ben Kötis Köfte ve Beyond Köfteistan'ın 10. bölümüne hoş geldiniz. Ve 10 bölüme geldik. Ve inventörümde şu iki farklı kılıcı görüyorsunuz. Benim kasa efsunu izleyenler bunların ne olduğunu bilir. Silver kılıç, Disjunction yani Enderman'lere zarar veriyor. Işınlamalarını falan da engelliyor. Bu ise Aqua Shard'dan yapılma ve Looting'e sahip kendiliğinden. Ve bölüm arası yaptığım bir şey daha, Coke Oven Brickler. Bunların nasıl yapıldığını biliyor olmanız lazım. İnşaatları şu şekilde ve 26 tanesini koyuyorsunuz. Aa, tam 26 tane kablosu varmış. Bu arada bunu hiçbir şekilde ayarlamadım. Tam olarak evet, ortaya değil. Sen gel. Bu şekilde diziyorsunuz. Ortası boş olacak. Can var. Oo, can geldi. Engin de burada bu arada. Yalnız içeri gitti bir. Yok buradayım. Ha, tamam. Ben içeri gitmiştim diye hatırlıyorum sanki. Bir zamanlar ben de içeri gitmiştim. Arnold. Ve şurayı tamamladım. Basitçe bu barrel'dan alıyor. Buna veriyor. Bu aşağıdan çıkış yapıp buna veriyor. Bu gene aşağıdan çıkış yapıp buna veriyor. Bu da gene aşağıdan çıkış yapıp buna veriyor. En sonuç olarak 56 tane quadruple compressed cobblestone'umuz oluyor. Evet. Basitçe düzen bu. Ayrıca biraz kömür yatağına da girdim. Ayrıca omnomnomikum'a bakarsak burada nerede şu iki sarıç her şey tamam. Zaten öyleydi diye hatırlıyorum. Şunu yapacağım. Bu tamam. Burada ihtiyacım olan her şey tamam. Burada gene ihtiyacım olan bir bu vardı. Onu tamamladım. Bir de Lamp of Growth var. Onu tamamladım. Özür dilerim. Burada golemlerin hepsini açmaya çalışıyorum. İki tane kaldı. Bir de şu kaldı. Ondan sonra golemler komple tamam olacak. Bu bile tamam. Bir de şu Trailing Trunk lazım. Buna da sadece şunu araştırdım. Bir de şunu açtım. Burada şu ve şu kaldı. Bunu araştıracağım. Bunun ise neyde açıldığını bilmiyorum. Buraya ise dokunmadım. Thorncraft araştırmalarımız bu şekilde. Hazır büyüden bahsetmişken uyuyalım. Evet. Uyuduk, uyandık. Burada bayağı bir yeni çiçek koydum. Daybloom'lar koydum. Şunların sayısını arttırdım vesaire vesaire. Manamız bayağı daha hızlı toplanıyor artık. Evet ve şimdi burayla işimiz yok. Siz gelin. Sen de gel. Sonrasında bu bölüm ne yapacağız? Dın dın. Steam Turbine. Evet, Steam Turbine'a girişeceğiz. Bunun için bir adet elektronik sokete ihtiyacım var. Bunun için de NAND chip lazım. NAND chip için bu lazım. Red Alloy Wire için. Bunu yapacağız. Red Alloy Ingot'ı da. Kimden geliyor o ses? Benden olabilir. Yani. Alloy Smelter gel. Özür dilerim. Copper ve Redstone. Redstone bir stack gel. Copper 16 tane gel.
Ha bir de öncesinde drum yapmak istiyorum. Burada ne kadar iron'ım var? Yok. Steel ve iron lazım şu an bana. Steel, iron. Bir, iki, üç. Tamam, 9 tane iron. Tamam, bu hazır. Ardından weighted pressure plate de hazır. Evet, sen hazırsın, sen hazırsın, sen hazırsın. Son bir şey daha kaldı. O da... Ha yok, böyle değildi. Neyse, bir tane fazladan steel plate'imiz olmuş oldu. Sen. Tamam, steel ring. Ve drum'ımız bu şekilde hazır. Ve bize pipe lazım, bronze pipe. On iki tane bronze. Bu arada pocket crafting table'ımı da Engin'e hediye etmiştim. Onun eksikliğini şu an yaşıyorum. Engin şu spanner şey neydi abi be? Spanner. Kanka hiç bakma, onu yapmak çok zor. Ne spawner'ı? Adını bana oyun. Ben de bilmiyorum tam olarak ama bir saniye bakalım. Tamam. Small fluid pipe'lar. Güzel. Ender. Ayo. Bu kadar zombi... steam gidecek ancak... Güzel bir iş için gidecekler. Evet. Gördüğünüz gibi steam... Depolanıyor ve şimdi sen condition, tanks, steam drum ve senin sayını değiştireceğiz. Bu arada warp oldu az önce sandım. 64 bucket. Powered spawner Kalimera. Powered spawner ismi. Tamamdır. Bu arkadaş hazır. Şimdi alloy smelter'cığım. Sen gel gel. Onu yapmak için ilk bir farmı lazım denilerim. Söylemeden elemeyeceğim. Neyse, boşver o zaman. Kanka bir şey diyeceğim. Çok güzel bir dağ var böyle. Ben burayı işaretleyeyim mi? Yeni base için kullanabilirim. Neresi abi dağ tam olarak? Bildiğin Extreme Hill dağ. Uzakta mı? Bakayım bizim base'e kaç. Şimdilik bu işimi görür diye düşünüyorum. Ve bana wire cutter lazım. Bizim base'e 500 metre kanka şu anki base'e. Olabilir, bilmiyorum. Evet, wire cutter. Senin için bir adet screwdriver yapmak lazım mı? Elektrikli değil, normal screwdriver. Tamam. Niye buradasınız? Çünkü oyun oynuyoruz. Burada kaldık. Burada unuttuk. Doğru. Kanal yanlış. Burada unuttuk, doğru. Hangi kanaldayız? User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. You were moved. User joined your channel. Hırpat herkesi taşıdı. Evet. Ve izleyiciler de bunun sesini duydu. İsterdim. Evet. Ne haber Hırpat? İyiyim, sizden ne haber? Biz de iyiyiz. Yalnız bu sesten dolayı seyircileri rahatsız ettim. Evet. Ama suçlusu sizsiniz. Ben gayet sadece bunlara uydum. On kaç defa dedim Steam seslerini kapatın diye. Şimdi... Ne Steam ya? TS seslerini. Yo, ben seviyorum. O ablanın seslerini seviyorum ben yani. Şahsen ben de. Kaldı ki hani yeni biri geldiğinde bunu duymak istiyorum. Tamam, wire cutter'ımızı yaptık. O zaman... Plate. Pasif atar yemiş gibi hissediyorum kendimi.
Yay, Red Alloy Wire. Ve ardından Tin Wire zamanı. Evet. Greg ve craftingleri. Bu baby. Orada köfte ilk hangi makineyi yapıyorsun? Ha? İlk hangi makineyi yapıyorsun? Şu an steam turbine'ı yapıyorum. Basic steam turbine. Elektrik üreten kanka. Bildim. Engin sen bir şey diyordun. Yok. Sadece fire'la şey kaldı. Yani ignis'le orada kaldı. Vantlar fullendi sanırım. Güzel. Fullensin de ben de böyle bir göreceğim çünkü. Ben ne yaptığımızı göstersin. Aynen abi, ne yaptığımızı göstereceğim. Zaten ne yaptığımızı gösterene kadar 15 dakika geçecek. Köfte dramı 15 kişiye saldıracaksınız köfte. Sonra. Bu espri yapmamış ol ya. Yaptım bile. Lütfen yapma ya. Köfte. Efendim? Babamın ofiste UPS varmış abi. Neydi? Babamın ofisinde UPS varmış. Çek getir. Şey dedi, al hayrını gör dedi. Ama çok ağır. UPS'ler ağırdır. Aynen ağırdır. Öküz gibi kömür oluyor içinde herhalde onların. Bende de var bir tane UPS ama çalışıyor mu çalışıyor mu bilmiyorum. Test etmeye de korkuyorum açıkçası. Hani zırt pırt elektrik kesiliyor ya bende. Al mecburen taşıyacağım onu. İki tane circuit hazır. Bence de kullan Osman. Senin için çok yararlı olur. Hatta modemi ona bağlıyorsam, bağlayabiliyorsam modemi de bağla. Şimdi 5-6. Kaç dakikalık bir ömür sağlıyor acaba oradaki UPS? Yani standart ya. 10 dakika civarı bir şeyler oluyorlar. Ya olsun, bilgisayarı sağlıklı kapatmana yani, vakitten asla bile yeter. Zaten. Amaçları o. Bu arada başlangıç olarak magnetic rod'u bu şekilde yapıyorsunuz. Bu arada çöl bulan var mı? Tonla. Güneyde bayağı var. Mantıklı bir şekilde. Girelim biraz bir yere. Malum Reston Rabbi. Abi Reston başka bayağı çıkıyor. O şekilde bulunmuyor artık. Bayağı spesifik değil bayağıdır. Ben Reston bayağı buldum, merak etme. Ben Reston buldum Engin. Git topla istersen göstereyim sana. Bu arada şey, Engin sen hala bayağı spesifik mi zannediyorsun? Ben hep ona alıştım öyle kaldı bende ya. Bildiğim bizim base'in etrafında yuvarlak çizdim kaleme ağır şeyleri dolduracağım diye. Ve 2, 3, 4. Abi base'i kömürlerin içine base'in inşa etmiş. Base'in etrafındaki bütün kömürleri aldım oradan. Abi ben de bir tane evi çıplak bıraktım öyle ya. Açıkta kalmayabildim. Öyle abi maden yatağına. Aa harbiden base'e geldim lan. Kaleme. Maden yapan ev yapılır mı ya hiç? Manyak. Ciddi beyde geldi. Adamı öperler oğlum bana yapana yaparsın. Yani. Oo 256 Steam. O tam denk getirmişim her şeyi. Harika. Şu parti de bitsin. Şimdi benim biraz daha araştırma yapmam lazım kalimeracık. Ondan sonra hazır olacağız. Ben evdeki sessizliği sağlayana kadar bir dota atarız. Evet. Tamam mı? Şimdi. Tamam. Go. Ben bugün LoL'de şey renk tatmaya çalıştım abi. Kriz geçiriyorum. Ben her gece geçiriyorum onu, rahat ol. Ve biraz da kapır lazım. Bu arada inventörüm şu an berbat bir durumda. Biraz temizleyelim inventory'yi. Kapı geldi. Tin sen daha fazla lazımsın. Evet. Essential crystallization
Ne bilmiyorum ben. Beyler buyursak köfte buysan abi ya. Bir saniye. Biraz daha lazım. Ben de bir telefon görüşmesi yapayım. Monster varmış Nearby'da. Beni gören. İngin yatıver bari biraz. Ölmezsin yani. İlginç. Belki yatıp ölecek. Nereden biliyorsun? Engin bak bir. Engin. Oh. Bu arada ilk yapacağım makine wire mill. Tamam, motorlar hazır. Steam turbine, gel. Steam rotor yapacağız, değil mi? Buradan... Şunu bir yapalım. Ve wrench. Evet. Köfte. Efendim? Aklıma bir fikir geldi. Video çekiyorum. Davet etmediğim sürece gelmeyin diye bir oda açayım mı? Mantıklıdır. Gayet mantıklı bir seçenektir kendisi. Ve siz de gelin bakalım. Şöyle geri gel. Şimdi sana tin rotor lazım. Senin için 4 tane tin plate, 1 tane 2 tane biri ring. Biri bolt ve destere. Alpler komple yukarıda dursun. Evet, tin rotor. Tam geri kalanı kolay. Tornavida. Çekiç, file. Çekiç şöyle gelsin. Aa doğru, bir de bunun ikinci partisini yapacağız değil mi? Evet ve bu da hazır olduğuna göre sıra yeni çekiç yapmaya gelecek. Bronzlar. Hayret yetti. Ve circuit yapmadım mı ben? Yapmamışım. Ve stilim yeterli değil. Harika. Evet. Ve copper kablo.
Daha ucuz olan bir kapır kablo kullanacağım bunun için. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Çekicimiz kırılmış. O zaman önce şunu yapalım. Ardından Wire Cutter gel. Evet. Bunlar da tam olduğuna göre... Tamamdır. Başlangıcımız bu şekilde. Tamam, ben hatamı anladım. Neyse, daha sonraki bir NAND çipe geçtiğimizde nihayet ve Basic Steam Turbine. Yay. Bayağı zor oldu bu. Şimdi sana Steam'i nereden taşıyacağız? İhtiyacımız olmayan makine. Macerator. Sana ihtiyacımız yok. Buradaymış wrench. Olsun, fazla wrench göz çıkartmaz. Söyleyebilir. Sana ihtiyaç yok. Tamam. Basic Steam Turbine. Böyle gelsin. Evet, ve gördüğünüz gibi kendisi çalışıyor. Sonrasında yapmak istediğim bir makine daha var. Ha, onu yapamam şimdi. Tamam. Şimdi wire. Birinden yankı geliyor. Yok, gelmiyor galiba şu an. Ha, geliyor arada. Bir tek kırpatın mikrofonu açık. Evet, kırpat arada senden yankı geliyor. Düzelttim. Evet, sen gel. Sonrasında hepsini copper plate'e çevir. Biraz daha copper'a ihtiyaç var. Evet, gördüğünüz gibi Gray'e elektrik çanağı girdiğimiz andan itibaren madenler içiliyor. Tamamdır. Evet, bunlar bu şekilde hazır. Sıra Tin'de. Tamamdır. Wire mill. Yanlış tin kabloyu yaptım. Tamamdır. Şuradan rubberlarımızı alalım. Evet, 8 tane. Gelin bakalım. Steel biraz daha lazım. Nerede bu zombi? Zombi cidden rahatsız etmeye başladı beni. Evet, zombicik. Sen neredesin?
buradaymış. Ve ona erişemiyorum şu an. Ok ve yayımı almam lazım onun için. Ne yaparsın? Neyse, ben sizi daha fazla crafting'de sıkmayayım. İşin eğlenceli kısmına geldiğimizde geri döneceğim hemen. Evet, ve geri geldim ve artık bir adet wire milimiz var. Wire mil, sen şöyle gel. Sana bir arkadaş getireceğim. O arkadaş da... O arkadaşı da getiremeyeceğim. Şimdi getirebileceğim. O arkadaşlar, bir adet tin kablo. Voila. Seni şöyle yerleştireceğiz. Whew. Şimdi. Wire mill'in esprisi nedir diye soracak olursanız. Copper'larımızı attık içine. Bir copper'dan iki wire elde ediyoruz. Öncesinde bir wire elde etmek için iki copper harcıyorduk. Yani tamamen oranları tersleştirmiş durumdayız. Phew. Evet, kâra geçtik. Bunun bir de plate versiyonunu yapacağım. O da bir sonraki bölümün başında hazır olmuş olabilir. Ondan sonra asıl işlerimize girişeceğiz. Çünkü şu arkadaşı otomatize etmek gibi bir planım var. Ve uzun zamandır kullanmadığım bir arkadaş ile bunu otomatize etmek istiyorum. Sakın chat'tekiler spoiler vermesin. Çok anlıyorum ya. Evet. Nihayet şu zombi öldü. Phew. Evet. Huh. Ve sanırım bölümü burada bitirsem güzel olabilir. Ama öncesinde bir şey göstereceğim. Reha'dan bir hediye. O da cheese sandwich. Say cheese ya da bu. Ya da bu. Peki Greg itemi mi o? Evet. Ayrıca mesela cheese slice'ta da alien attack throw the cheese diyor. Veggie sandwich'te de... 9 tane 64'lü diamond steak ile mi yapılıyor? Yo, hayır, gayet normal, bildiğin normal yemek ile yapılıyor. Greg o kadar acımasız değil. Hayır, acımasız. Değil. Evet, 32 tane copper wire. Uhuhu. Tabii ki de bana bir ara plate binding machine gerekecek. Varsa da ben biraz rubber toplayayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köftenin günler. İyi eğlenceler.